Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Böyle kısa bir zamanda davetimize icabet ettiniz. Sayın Başkonsolosumuza da çok teşekkür ediyoruz. Ne için buradayız? Parlamentolar Arası Birliği'nin her sene Birleşmiş Milletler nezdinde parlamenterler toplantısı oluyor. İki senedir tabii buna iştirak edememiştik. Her sene yine Şubat ayında oluyor. Bu sene nasip oldu. Covid başladıktan sonra ilk yüz yüze toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Parlamentolar Arası Birlik, parlamento dışında birçok kimsenin duyduğu bir örgüt değil. Aslında belki parlamentolar içerisinde de çok belki tanınan bir birlik olmayabilir. 1889'da Birleşmiş Milletler'den çok önce kurulmuş, 179 Dünya Parlamentosu'nun üyesi olduğu bir birlik. Şöyle düşündüğümüzde 8 milyarı aşan dünya nüfusunun neredeyse tamamı milletvekilleri aracılığıyla parlamentolar arası birlik çatısı altında temsil ediliyor. Her sene farklı bir temayla toplanıyoruz. Bu sefer de Covid sonrası iyileşme ile alakalı nasıl bir sürdürülebilir süreç sağlanabilir, parlamentoların katkısı ne olabilir, bununla alakalı idiydi. Bununla alakalıydı toplantı başlığımız. Biz her ülkenin kendi nüfusu oranında temsil hakkı oluyor parlamentolar arası birlik çatısı altında. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 8 üye, nüfusumuzla orantılı olarak 8 üye hakkına sahibiz ama genç üyemiz varsa ki bizim bir iktidar partisinden, bir muhalefet partisinden iki genç tanımına uygun üyemiz var. Bir üye fazladan hakkımız oluyor. 9 kişi olarak temsil ediliyoruz. Mecliste grubu bulunan her partinin parlamentolar arası birlik çatısı altında, Türk grubu çatısı altında üyesi bulunuyor. Ve bu sefer tabii New York'taki toplantı için pandemi tedbirleri dolayısıyla bir sayı kısıtlaması vardı. Biz yine 3 partimizi temsilen burada toplantılara iştirak etmiş olduk. Geldikten sonra da şöyle düşündük geleceğimiz zamanda. Gelmişken sizlerle de buluşalım. Vatandaşlarımızı, buranın kanaat önderlerini dinleyelim. Yapabileceğimiz bir şey varsa hepimiz o manada kendimize ödev adledelim. Döndüğümüzde neler yapabiliriz? Hasbihal etmiş olalım diye arzu ettik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun iştiraklerinizden dolayı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantının gerekçesini ve kronolojisini Ravza Hanımefendi izah etti. Biliyorsunuz yani bunu tekrarlamaya gerek yok belki ama şöyle bir bu tip toplantıların gerçekten çok ciddi önemi vardır. Çünkü küreselleşen dünya aynı zamanda farklı ülkelerde yaşayan diasporalarında hem kendi aralarında hem memleketle olan ilişkilerini düzenlemek bakımından büyük önem taşıyor. Ve artık uluslararası planda siyasetin önemli bir öğesini de başka ülkelerde yaşayan diasporalar oluşturuyor. Ve bir ülkede yaşayan diasporamız ne kadar güçlüyse o ülkedeki etkinliğiniz sadece o ülkeyle sınırlı olmuyor. Bütün dünya genelinde, dünyada dengeler üzerinde etki olabiliyorsunuz. Birçok örnekler var. Bunları zaten siz yaşayarak biliyorsunuz. Amerika'da tabii dünya sonuçta yani eski gücünde olmasa da hala dünyada karar mekanizması açısından ve dünyadaki politikaların oluşturulması açısından etkili bir güç. Dolayısıyla bu ülkede güçlü bir diasporanın olması Türkiye açısından çok önemli. Üzerinde çok dikkatle durulması ve çalışılması gereken bir konu. Ama bunu devlet olarak ne kadar düzenlemeye kalkarsanız kalkın, o diasporanın kendi dinamikleri buna bir altyapı oluşturuyorsa o zaman başarılı olmak mümkün. Ve benim bildiğim kadarıyla da Amerika'da gerçekten uzun süredir var olan
ve uzun süredir Amerika siyasetiyle de artık bir diyaloğu başlayan bir Türk diasporası var. Biz bu toplantıyı Ravza Başkan'ın söylediği gibi ya bu tip şeyler için bir katkımız olabilir mi? Bir dinleyelim. Buradan aldığımız verileri ülkemizde, mecliste, gruplarımızda değerlendirelim. Ve ona göre yapılabilecek bir şey varsa bize düşeni yapalım. Ama aynı zamanda diaspora da kendi açısından ne yapabileceğini, kapasitesini görelim falan gibi bir düşünce ile buradayız. Dolayısıyla teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Saygılar sunuyorum. Yurt dışında yaşayan Türklerin, siz değerli insanların sosyal, ekonomik, ticari işbirlikleri devletimizin buradaki eli ayağı gücü olduğu kanaatindeyim. Hiçbir siyaset düşüncesi ayırt etmeden bunu ifade etmek istiyorum. Hangi siyasi görüş olursak olalım, ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk olmak ve Türk bayrağını burada biraz daha ileri götürmek, farklandırmak anlamında buradaki faaliyetlerinizin, bildiğinizin beraberinizin önemli olduğu kanaatindeyim. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerin daha çok konuşmasını arzu ettiğiniz bir toplantıya geldik. Hayırlı olsun demeye ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kısa bir resmi gezi nedeniyle New York'tayız. Ama gelmişken sizlerle buluşmayı, sohbet etmeyi ve sizin buradaki yaşadıklarınızla ilgili sıkıntılarınızı dinlemeyi ve bizim neler yapabileceğimizi not etmeyi arzu ettik. Bu anlamda Sayın Başkonsolosumuza ve elçiliğimiz çalışanlarına da teşekkür ederim. Sağ olsunlar böyle bir toplantıyı organize ettiler. Güzel bir mekandayız. Gurur duyacağımız bir mekandayız. Ve umuyorum ki ülkemiz daha güzel günlerde yaşayacak. Hep birlikte yaşayacağız. Burada çok anlamlı, önemli çalışmalar yapılacak. Tabii bunlar yapılırken sizin katkınız, sizin birlikteliğiniz, sizin bize yol göstericiliğiniz son derece önemli. Bu anlamıyla sizlerle olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Size hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, bizleri kırmadınız. Umuyorum keyifli ve yararlı bir toplantı olacak. Şimdilik burada durayım. Çok teşekkürler. Yurt dışındaki, gurbetteki kardeşlerimize, büyüklerimize hizmet etmek için Türkiye'de çabalıyoruz elimizden geldiği kadar. Buyurun. Federasyon başkanıyım. Aynı zamanda da Türk-Amerikan Nakliciler ve Şoförler Derneği başkanıyım. Heyetimiz ve sizin başkanınızdaki heyetimiz ve değerli milletvekillerimizi Amerika'da görmekten sonsuz mutluluk duydu. Kaynaşıcı, birleştirici toplantılarını ihmal etmeden yeni binamızda teşekkür etmiş olalım. Türk-Amerikan toplumu burada bu yeni binamızla birlikte çok sık bir araya gelmek durumunda kaldı. Bunda da başkonsolosumuz yoğun bir alaka ve katkı sağlıyor. Şimdilik yeni binamız yeni olmasına rağmen yavaş yavaş Türk-Amerikan toplumunu bir arada görmeye başladık. Derneklerimiz kendileri içerisinde gerekli olan toplum, sivil toplum organizasyonlarını yapıyorlar. Tabii buradaki en büyük desteğimiz başta başkonsolosluğumuz olmak üzere sizlerin de Türkiye'den bir parlamenter ve bizlerin vekilleri olmasının bize verdiği güçle biz de burada sizlerle birlikte çalışmaktan çok son derece mutlu olacağız. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Gönül Dinleç, 50 seneden fazla burada yaşıyorum. Dediğim gibi toplantılarınızı çok yararlı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü biz, bu vatanımızdan bize bir haberler getirmeniz, bizden sizde bir şeyler vermemiz ve bu aracılığı yapan başkonsolosumuz Reyhan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TASK TV Genel Yayın Yönetmeni. Diaspora kavramıyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle toplumumuzda diaspora kavramı yeni yeni oluşuyor. Biz bundan çok memnunuz. Çünkü gerçekten güçlü bir diaspora olmamız gerekiyor. Yaşlısıyla, gençleriyle, öğrencileriyle,
iş adamlarıyla bir arada olmamız gerekiyor. Bu konu bizim için en önemli nokta. TASK olarak bunu çok önemsiyoruz. Şahsen çok önemsiyorum. Sizden önce geçen aylarda NATO parlamenter asamblesi. Evet, evet. Buradalardı. İYİ Parti, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün partilerden milletvekillerimiz buradalardı. Çok güzel bir beraberlikleri vardı. Biz onları misafir ettik. Beraber bir 10 gün beraber olduk. Osman Bakanımız vardı. Fatih Bey vardı. Birçok milletvekilimiz vardı. Biz onların arasındaki dostluğu, beraberliği görünce biz çok mutlu olduk açıkçası. Gittiğimiz yerlerde de hani işte bir derneğe şu anda işte bu CHP'nin derneği, bir dernek için bu AK Parti'nin derneği, bir diğer dernek için İYİ Parti'nin derneği diyorlar. Şu anda bu en büyük mevzumuz bu. Halbuki biz burada şeyleri bir tarafa bıraksak artık siyasi görüşlerimizi. Çünkü biz burada vatanımız, milletimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Buradaki Türk toplum, STK toplumunun hepsi gerçekten vatanı için bir şey yapmak istiyor. Gittiğimiz yollar farklı ama çıktığımız yol arkanızdaki bayrak, başka hiçbir şey değil. O yüzden istiyoruz ki buradaki vatandaşlarımız artık sizin burada olduğu, beraber geldiğiniz, özellikle bu kurumların, komisyonların beraber geldiğinde sergileyeceği, göstereceği dostluk mesajları buradaki toplumu birleştirecektir. Toplum, özellikle Sayın Başkonsolosluğu'na da çok teşekkür ediyoruz. Burası açıldıktan sonra bir araya gelmenin artmasıyla bir birleşme gösteriyor. İnşallah bu artarak devam edecektir. Eski olan her şey silinecektir. Yeniden güçlü bir diaspora, Türk diasporasının Amerika'da güçlü olması çok önemli. Siyasete yönelmesi çok önemli. Biz gençlerimiz, yani ben de gencim, ben 32 yaşındayım. Herhalde STK'cılar içerisinde en genç olanlardan bir tanesi benim. Artık siyasete yönlenmemiz lazım. Amerikan siyasetine yönlenmemiz lazım. Bunu istiyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ermeni diasporasına, FETÖ'ye karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Biz buradan hem sizlerden manevi desteklerinizi, hem buradaki STK'lardan, toplum liderlerinden birlik beraberlik için ellerinden gelen tüm gayreti sergilemesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz önce hanımefendinin bu eski binamızda Atatürk Okulu olduğundan bahsetti. Evet, doğru. O okulda uzun yıllar hizmet veren bir öğretmenim. Ve şu anda Atatürk Okulu'nda mevcut olan 11 öğretmen, kendimiz bir okul kurduk. Ve okulumuzun adı ve derneğimizin adı Atatürk'ün Mirası New York Cumhuriyet Okulu. New York'ta Amerika Türk Kadınlar Birliği'ne bağlı, Atatürk'ün mirasına bağlı ve Marif Okulu diye hizmet veren, eğitim veren 3 tane okul var. Yeni binamız açıldı. Biz eski binada 20 küsur yıldır ben bizzat hizmet ettim. Okulun müdürü, diğer öğretmen arkadaşlarım da 20 yılın, 30 yılın üzerinde hizmet ettik. Efendim hoş geldiniz ilk önce. Ben İbrahim Yazıcı, Türk-Amerikan Sanat Topluluğu Başkanıyım. Amerika'da uzun yıllar Türk tiyatrosuyla Türk tiyatrosunu bir platforma taşıdıktan ve yoğun gösteriler yaptıktan sonra Broadway, Off-Broadway gösterileri 2016 yılında bir vizyon değişikliğiyle sosyetemizin içerisine Sayın Gürer Aykal'la birlikte kurmuş olduğumuz New Manhattan Sinfonietta ilk Türk klasik orkestrasını yurt dışında ilk ve tek, maalesef keşke 10 tane daha olsa, kurmuş bulunuyoruz. İlk konserimizi 2018 yılında Türk-Japon dostluğunu adadık. A Call for World Peace, Dünya Barışı'na Çağrı konseri. Japon maestro Seiji Mukayama ve Japon devleti işbirliğiyle tamamen kendilerinin finanse ettikleri bir konseri. Biz bu orkestramızın ilk konserini Carnegie Hall konser salonunda 3000 kişilik Japon, Türk ve Amerikalı seyirci önünde verdik. Konserin konsepti Ertuğrul Fırkateyn'i Batan bilirsiniz Japonya'dan, evet. Ve 1982'de Tahran'da kurtarılan Japon yolcuların iki kurtarış öyküsü üzerinde yapılmış ve dünya barışına çağırıp iki ülkenin birbirine olmadığı zamanlarda hiç karşılık beklemeden yardım etme durumunu anlatan muhteşem bir konser oldu. Başkonsoloslarımız, iki ülkenin büyükelçileri, dünya International Committee'nin önemli insanları, birçok büyükelçiliğe katıldığı bir
konser oldu. Peşinden Nürnberg'de senfoni adı yolculuğuna devam etti. Araya yine bu sefer Gürer Aykal hocamızın muhteşem bir konseri oldu. Anadolu Esintileri yine Carnegie Hall'da. Yine çok önemli misafirler davet edildi. Yine istediğimiz etkiyi aldığımızı düşünüyoruz New York içinde. Çünkü orkestranın ayrıca liginde kalma, devam etme, müziğe katkı sunulan müziğin başkenti olan New York'ta kendine bir yer bulma amacı var. İçinde mutlaka ismi Türk değil, Nürnberg'de Sinfonietta. Sinfonietta da senfoninin bir küçüğü oluyor. Büyüdüğünde senfoni olabiliyor. İki kere senfoni konseri yaptık, bir kere Sinfonietta yapabildik kurulduğundan beri. 20 Nisan'da Hymns from Auschwitz, Auschwitz ilahileri konserimiz var. Şimdi efendim, buradaki birliklerimizden bahsediyoruz. Diaspora'da kendi sorunlarımız var. Sivil toplum kuruluşları bir araya geldiğindeki sorunları, işe üretme sorunlarımız, ürettiğimizi satabilme, sesimizi duyurabilme ve sonrasında yarattığımız üründen katkı almaya devam etmemiz gerekiyor. Bu amaçla devamlılığa çok önem veriyoruz. Yaptıklarımızı bu yüzden anlatmak, yapacaklarımızı da anlatıyoruz. Bu bağlamda biz konser için Sephardic Brotherhood of America, Jewish American Federation, Holocaust Memorial Tolerance Center, American Jewish Federation olmak üzere bu dört dernekle Türk-Amerikan Sanat Topluluğu olarak işbirliği yaptık. Ve tabii işbirliğine en büyük katkımız yine Dışişleri Bakanlığımızın da büyük katkısı oldu. Çünkü Türkiye'den Yahudi Türk müzisyenimiz Renan Cohen hanımefendi tam bu bütün organizasyonun ortasında ve bütün bu bağlantılarda sağ olsun dernekler arası bağlantılarda ilişkiyi kurmadan çok faydalı oldu. Kendisi yakın zamanda buraya gelecek. Yine 12 Nisan'da yine bu bahsettiğim derneklerle birlikte Sayın Başkonsolosluğumuzla da koordineli organize olarak devamlı organize halindeyiz. Burada da bir resepsiyon vereceğiz. Dernekler buraya davet ediliyor. Aynı şekilde Holocaust Museum of Tolerance Center'da biz davetli olacağız bu sefer onlara. Orada da bir yine konseri promote etmek adına bir davet olacak buralarda. Bunu niye anlatıyorum? Ciddi anlamda bence collaboration yapmamız, ortak çalışmamız özellikle şu anda belirsizliklerin çok yoğun olduğu bir dönemde kimsenin tek başına gücünün olmadığını görüyoruz. Yani mutlaka el birliğiyle bir şeyler yapmamız lazım. Bölünmektense birleşmek, birleşme mesajını hepimiz görüyoruz. Maalesef bazılarımız becerebiliyor, bazılarımız beceremiyoruz. Birleşmenin de ayrı ayrı yerlerde görüşlerimizi belirtmek değil, oturup konuşmadan geçtiğini düşünüyoruz. Onun için burada da görüyoruz aynı şeyi. Aynı amaçta olan derneklerimiz var, arkadaşlarımız var. Aynı amaca yürüyorlar, ayrı şekilde yürüyorlar ve güç kaybına uğruyoruz. Ümit ediyorum bu birlikteliği burada sağlarız. Biz de diasporaya katkımızı bu şekilde soft, yumuşak, ne diyoruz ona? Diplomasi. Diplomasi diyoruz son zamanların kelimelerinden o da. Yumuşak diplomasiyi ve sanatı bir tool olarak, bir araç olarak, bir erişim aracı olarak kullanıyoruz. Bunda da ülkemize, memleketimize, kültürümüze çok faydalı olmaya çalışıyoruz. Her zaman çok faydaya, çok yardıma ihtiyacımız var. Sizden şu anda bir şey istemiyorum. Bir tek bir şey isteyeceğim. Binanın piyanosu yok. Bu binaya bir piyano alınırsa ciddi anlamda muhteşem iş yapacaklar o binada, o piyano bu binanın içinde. Sizden ricam binaya piyano almanız çünkü piyanistimiz geliyor. Piyano çalışması lazım günde 4 saat İstanbul'dan gelecek. Öyle bir kafayla geliyor ki İstanbul sanat şehri zaten herhalde. Herhalde vardır piyano diye düşündük ama olmadığını söyleyince piyanistimize
olmadı bir piyano istiyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sponsor bulmak üzere. Buyurun tabii tabii buyurun. Çok masraflı olur. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Tamam inşallah. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok güzel bir toplantı gerçekleştirildi burada. Bu toplantıdan çıkan sonuçları acaba TAS TV'nin izleyicileriyle paylaşabilir misiniz? Tabii çok teşekkür ederim. Bütün TAS TV seyircilerine buradan selamlar gönderiyorum. Biz iki gün evvel Türkiye'den Parlamentolar Arası Birlik grubu olarak, delegasyonu olarak New York'a geldik. Her sene New York'ta Birleşmiş Milletler nezdinde Şubat ayında parlamenterler toplantısı oluyor. Bu seneki toplantının da başlığı COVID pandemi mücadelesi sürecinde toparlanmaya, sürdürülebilir bir toparlanmaya parlamentoların katkısı üzerineydi. Biz de meclisimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi temsilen farklı partilerden milletvekillerimiz de toplantıya iştirak ettik. Toplantının akabinde de hep beraber Sayın Başkonsolosumuzun organize etmeleriyle buradaki vatandaşlarımızla buluştuk. Tabii bizim siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de yurt dışında olduğumuzda birlik beraberlik içerisinde olmanın önemini biliyoruz. Burada da onu gördük. Katılan misafirlerimiz arasında farklı görüşlerden çok kıymetli katkılar veren misafirlerimiz oldu. Biz bugün burada vatandaşlarımızı dinlemek için bulunduk. Onların hem dertlerini dinledik, hem hasbihal ettik, hem hasret giderdik. İnşallah daha güzel günlerde hep bir arada bulunmayı ümit ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Birkaç cümleyle özetlemem gerekirse, Amerika'da yaşayan Türklerin sorunlarını dinledik. Bu konuyla ilgili görüşlerimizi aktardık. Ama temel unsur olarak şu, Amerika'da yaşayan Türkler bir diaspora olma yolunda ciddi bir mücadele vermeleri gerektiği sonucunu ortaya koymuş olduk. Ve diaspora olabilmenin yolunu da yaşanan ülkede, yani bu olay için Amerika'da, Amerikan siyasetinde, Amerikan sosyal hayatında etkili olabilmeye bağlı olduğunu bir şekilde tespit ettik. Dolayısıyla Amerikan dengelerinde etkili olabilen bir diasporanın ancak Türkiye için yararlı olacağını da, yararlı olabileceğini de ortaya koyduk. Bu toplantının bu tip faydaları oldu diye düşünüyorum. Tabii ki her diasporada, her başka bir ülkede yaşayan vatandaşlar arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bu görüş ayrılıklarının bir ayrılmaya, parçalanmaya, dağılmaya neden olmaması gerektiğini ve özellikle Türkiye'deki devam eden politik hadiselerle dışarıda yaşayan vatandaşların kendilerini özdeşleştirmemeleri gerektiğini ve bu politik hadiselerin ve bu politik çatışmaların bir anlamda bu vatandaşlar arasında da bir ayrışmaya neden olmaması gerektiğini söyledik. Çünkü Türkiye'deki meseleleri biz yürütüyoruz. Mücadele, gereken mücadele karşılıklı olarak yürütülüyor. Gerekli uzlaşmalar karşılıklı olarak yürütülüyor. Amerika'daki diasporanın temel görevi, biraz önce sözünü ettiğim gibi, Amerikan iç politikasında etkili olabilmek ve Türkiye'nin sorunlarına yönelik Amerikan politikasının oluşmasını sağlayabilmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz gün gerçekten bir diaspora sahibi olduğumuz anlamına gelir. Bu yolda ciddi bir çalışma göstermemiz gerekiyor. Burada çok keyifli, çok yararlı bir toplantı oldu. Başkonsolosumuzun çabası çok önemli. Çalışanlarımızın çabası çok önemli. Türk evinde yaptık. Bu güzel binada yapmanın da ayrı bir mutluluğu var. Ama buradaki konuşmalardan gelen vatandaşlarımızın ilgisinden anlıyorum ki aslında bu salona sığamayacak kadar vatandaşımız sorunlarla çok yakından ilgili. Dernek sözcüleriyle daha çok konuşma fırsatımız oldu. Her alanda, New York'ta, sanat alanında, spor alanında, başka alanlarda örgütlenmelerini yapmışlar. Büyük mutluluk duyduk ve biz
siyasetçiler olarak, Ankara'dakiler olarak neler yapabileceğimizi daha sonra çalışacağız. Notlarımızı aldık. Her şey New York'taki, Amerika'daki vatandaşlarımızın daha organize olması, daha güçlü olması, seslerini daha yüksek duyurması için ve bu anlamda da mücadelelerine katkımız olacaksa, ki olmak zorunda, mutlaka biz de üstümüze düşeni yapacağız. Daha güzel günleri birlikte kuracağız. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda eski görkemli Türk yürüyüşlerini daha da büyüterek yüz binlerle yürüyeceğiz ve burada Türkiye'mizin sesini daha yüksek sesle duyurabileceğiz. Özellikle bu toplantının oluşmasında emeği geçenlere ve gelenlere teşekkür ederim. Ve buradan da bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı sunarım. Öncelikle ben bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Bugün bir siyasi program esnesinde New York'a gelmiş bulunmaktayız. Bu akşam da Sayın Başkonsolumuzun ev sahipliğinde New York'ta yaşayan Türk vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, burada yaşam mücadelesi veren bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız dilek ve temennilerini dile getirdiler. Türk evinde bulunmaktan büyük bir gurur duyduk gerçekten. Bizim için bir medar iftar, buradaki yaşayan vatandaşlarımız için bir medar iftar, bir binaya kavuşmanın gururunu yaşıyoruz. Beklentileri, önerileri, tavsiyeleri aldık biz de inşallah Sayın Başkonsolumuzla ve diğer yetkilileri buna paylaşmak suretiyle buradaki vatandaşlarımızı biraz daha rahatlatmaya ve daha güçlü kılmaya çalışacağız. Tabi burada şunu vurgulamak isterim ki en önemli vurgu Türk olma duygusudur, Türk olma olgusudur. Hangi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden olursak olalım hiç fark etmez. Burada bizim ortak paydamızın Türk olması gerektiği kanaatindeyim. Hepinize saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum.